Türkiye yönetilmez, idare edilir. Bu Süleyman Demirel'in lafıdır. Tayyip'ten, Bahçeli'den, bunların alayından hiçbir numara olmaz. Demirel'e 82'de öldü bitti dediler. 91'de başbakan, 93'te cumhurbaşkanı oldu. Bu millet gittiği yolu takip etmiyor. 3 günde bir fikir değiştiriyor. 3 günde bir fikir değiştiren milletten bir bok olmaz kardeşim. İhtilaller bu memleketi perişan etti. Bir de İslamcılar ve Atatürkçüler bu memleketin içine sıçtı bıraktı. Valla benim konuşacak bir şeyim yok. Ben Demirel'in talebesiyim. Demokrasilerde çare tükenmez. Demirel bir hazinedir. Her söylediği çıkmıştır. Bundan sonra da çıkacak. Efendim yani Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir adama rast geldim. Dedi ki Kur'an'dan bir yer okudu. İnsan dedi insanlıktan aşağı düşerse ehli hayvan olur dedi. Koyun, keçi, sığır gibi. Oradan aşağı düşerse canavar hayvan olur dedi. Aslan, kaplan gibi yırtıcı. Oradan da aşağı düşerse şeytanlaşır dedi. Bu millet demokrasiyi talep etmediği müddetçe hiçbir bok olmaz. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Adam gibi Türkiye yönetilmez, idare edilir. Bu Süleyman Demirel'in lafıdır. Avrupa Birliği'ne falan gireceğiz, adam gibi yönetileceğiz. Türkiye yönetilmez bu şartlarda. Tayyip'ten, Bahçeli'den, bunların alayından hiçbir numara olmaz. Demirel'e 82'de öldü bitti dediler. 91'de başbakan, 93'te cumhurbaşkanı oldu. Bu millet gittiği yolu takip etmiyor. 3 günde bir fikir değiştiriyor. 3 günde bir fikir değiştiren milletten bir bok olmaz kardeşim. Gittiğin bir yol olur, takip edersin. Lahana şöyle olmuş, pırasa böyle olmuş, bunlar mesele değil. Mesele demokrasi, demokrasiyi isteyeceksin. Her şey birbirine girmiş vaziyette. Eskiden Müslümanla kafirin arası bu kadar açıktı, şimdi karman çorman. Kimin ne halt ettiği belirsiz bir memleket. Ben şu Taksim ekmek fırından ekmek aldım da fiş istiyordum. Herkes diyor fişi alacağım lan. 0,002 çarp 80 milyon ekmek bu adam veriyordur diyor. Belki vermiyordur kardeşim. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Ben Demokrat Partiliyim. Demokrasi istiyorum. Başkanımız Gültekin Uysal da gayet beyefendi adam. Bağırıp çağırmıyor. Millete hakaret etmiyor. Oy atmayı beceremeyen bir milletten ne olur kardeşim ya? Evet, birçok kişi ismini dahi bilmiyordur ama. Abi lahana, pırasa, zeytinyağı bugün iner yarın çıkar, demokrasi. Başka çare yok. Demokrasi olmazsa hiçbir numara olmaz. Evet. Başka ne demişti Demirel? Demirel gelecek bir için. Hazinedir. Her söylediği doğrudur. Su içilir, petrol içilmez dedi. Su oldu eşek yüküyle para. 2 lira mı 1,5 lira. Adam ne dediyse. Türkiye'nin kaptan sonra en büyük projesi Ankara-İstanbul arasındaki hızlı demir yolu dedi. İleride Türkiye'nin 1/3 bu hatta yaşayacak dedi. Öküzün birine sordum 5,5 saatte giden yüksek hızlı tren var dedi. Lan ekspertörler falan var. Dağları deliyor. 1 saatte 450 kilometreyle İstanbul'un göbeğine düşersin ya. İhtilaller bu memleketi perişan etti. Bir de İslamcılar ve Atatürkçüler bu memleketin içine sıçtı bıraktı. Hadi eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Buyurun sizlerden alalım. Biliyorsunuz birçok kaleme zam geldi. Çaya, şekere, kahveye, süt ve süt ürünlerine, benzine, LPG'ye derken vatandaş ne düşünüyor? Bunu merak ediyoruz. Tabii ki iyi değil yani. De evet. İyi değil. Bir an önce tabii önlem alınması gerekiyor da dünyada bu olay var, evet, diye düşünüyorum. Tüm dünyada böyle diyorsunuz ama evet, karşımıza çıkıyor 100 euro ile 100 TL'nin alım gücü karşılaştırması. Anlıyorum ben, anlıyorum. Yani anlıyorum. Sepetler doluyor 100 euro ile. Bizimkinde evet, ise boş kalıyor 100 TL ile. Yani tüm dünyada olurken niye en çok biz hissediyoruz bunu? Evet anlıyorum. Oradaki seviye farklı. Ki. Diyelim ki orada Avrupa'da bir vatandaş emekliyken buraya geliyor 5 yıldız otellerde yaz aylarında tatil yapıyor. Bizim buradaki emeklimiz kömür dahi alamıyor diyorsunuz. Dengeler öyle. Evet haklısınız. Haklısınız. Tamam. Teşekkür peki, ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Buyurun bir röportaj yapalım. Abi zam mı soruyoruz? Biliyorsunuz çaya, şekere, benzine, kahveye, süt ürünlerine birçok kaleme zam geldi. Vatandaşın tepkisini ölçüyoruz. Nasıl düşünüyor vatandaşımız? Vallahi şaşırdık kaldık. Neyi düşünecek bir şey kalmadı ki. Evet. Günlük yaşıyor millet şu anda. Evet. Parayı buluyorsak harcıyoruz diyorsunuz yani. Bulursak iyi, yok bulamazsak herkes zaten kredi kartına. Evet. Mesela gidin büyük bazalarda bir peşin parayla alışveriş hiç görmemişsin. Kuyrukta. Kredi kartı diyorsunuz. Evet. Adam memleketi yetmiyor yani. Çalıştığın faturalara gidiyor. Başka bir şey yok. Fatura ödürüyor öyle. Evet. Hayat kalitenizde bir düşüş oldu mu hanımefendi? Herhalde. Bir yıl öncesini diyelim. Evet. 2 yıl öncesini diyelim. Oldu.
Olmaz da olur mu? Alım gücü azaldı. Evet. Alım gücü azaldı. Her şeyi alamıyorsun yani. İki tane domates alıyorsun. İki tane patates alıyorsun, o kadar. Evet. Önceden Avrupa'da öyleydi de. Diyorduk ki ya iki patatesi nasıl kasaya getiriyor? Aynısını olduk yani. 9 yıldan Fransa'da kaldım. Gerçekten yani iki tane domates, bir tane biber alırdı mesela o ihtiyar grup. Bizim yani emekli türünü düşünelim. Bizim tohumumuza giderdi. Biz şimdi onlara geçtik. Benim çocukluğumda 50 kuruşluk çayla 1 liralık şeker alıyorduk. O döneme döneceğiz herhalde. Evet. Açık çay şeker alınacak bundan sonra. Başka şey kalmıyor. Evet. Fransa'da ne kadar yaşadınız? 9 yıl mı? Kaldım ben. Döndünüz mü? Kesin dönüş mü yaptınız? Yok. Kaçak kaldım öyle. Kaldım yani şey olarak. Çalışmaya gittiniz. Yok. Kızımın düğününe gittiydim. Öyle kaldım yani. Anladım. Çalışmadınız da orada. Çalıştım canım. 9 yıl çalıştım. Evet. Nasıl da abi? Biraz anlatır mısınız? Ya yani yaşayış biçimi arasında. Çok iyi. Mesela benim kızım var, oğlum var orada. Onların durumu çok iyi mesela. Alım gücü. Daha 7,5 lira etin, 7,5 lira etin kilosu orada da ya. Ben 2014'te döndüm. O zaman da 7,5'tu. Şimdi de 7,5. Evet. Hani yalan konuşuyorlar ya. Ya Avrupa bizi kıskanıyor. Ne kıskanması ya? Avrupa zaten kendini kurtarmış. Adamlar zamanında yapmışlar. Sistemini kurmuşlar yani. Sistem. Evet. Ağzını açan vatandaş burada diyor ki her yerde, tüm dünyada böyle. Yani ya, Avrupa'da bu kadar mı ya da boş, Amerika'da bu kadar boş mı? Boş yerleri gösteriyorlar milleti kandırmak için. Evet. Ben görmedim hiç. Haber alıyorsunuz tabii her gün oradan. Canım, her gün görüşüyoruz. Her gün görüşüyoruz. Yalan yani, öyle bir şey yok. Çoğu da yağ bile bulamıyorlar falan yok, diyorlar. Hiç alakası yok ya. Adam kendisi üretiyor zaten. Fransa'nın öyle güzel toprağı var ki adam dövüşmeye taş bulamazsın kafasına atmaya ya. Taşı İtalya'dan ithal ediyorlar adamı. Bu kadar diyorsun. Evet. Peki temelli gitme şansınız olsa gider misiniz? Bir an bile durmam. Gerçekten mi? Oğlumu kredi çektim. Borçlarım var. Borcum olmasa giderim. Bir an durmam. Bir an bile durmam. Zaman iyi geldim. Günlük 100 lira çay parası veriyorum ben. Şurada 2-3 yerde. Bileğimin kuvvetine hiç de bir şey yok. Çalışıyorum Allah'a şükür. Hiç kimseye de bir isterse her gün geçsin. Bir şeyi de istemiyorum. Vatandaş ne olacak, sen çalışıyorum kazanıyorum diyorsun. Ben 80 yaşında çalışıyorum, o da 15 yaşında çalışsın. Ben 80 yaşında çalışıyorum ya. 80 yaşında çalışmasan da böyle gezsen tozsan daha iyi olmaz mı? Yok, çalışmasam ne diyeyim? Ne yapayım, kendimi besleyeyim? İşte çalışmasan artık yaşlanmışsın, bak, devlet sana baksa biraz. Bak devlet nere baksın, devlette bu adam 65 aylık alıyorum. Onun elimizden alsınlar, istemiyorum. Motoruna silim yapıyorum abi on. Gittim tozun toprağın içinde, yine de hiç aklıma bile gelmiyor. Bu kadar yaşına gelmişsin. Çok. 1 milyar alsam, günlerce alsam 1 milyar gidiyor. 100 lira 10 lira 10. 1000 lira 10 lira. Ya ne konuşacağım. Bu gidişte ölene kadar çalışacaksın o zaman. Ölü gider kurtuluruz. Artık tamam. Ölmeden başka bir şey kalmadı. Tamam. Ya, teşekkür ederim. Sağ ol.